İmkanı olanlar için Kur'an'ın Arapçasını öğrenip Arapçasından okumak farz mıdır? Bu durumda imkan nasıl belirlenir? Mesela daha önce İngilizce veya Almanca öğrenmiş biri için Kur'an Arapçasını öğrenmek yükümlülük haline gelmiş midir? Yoksa meallerle idare edilebilir mi? Şimdi Allahü Teala bir ayet-i kerimede diyor ki Estağfirullah İbrahim suresinin 4. ayeti ve ma arsalna min rasulin illa bilisani kavmihi liyubeyyine lehum. 14. surenin 4. ayeti. Her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara tebliğini açık açık anlasın. Kur'an-ı Kerim'in Arapça olmasının sebebi ne? Peygamberimizin Arap toplumuna gönderilmiş olmasıdır. Peki o zaman bir başka ifade, o zaman Muhammed Aleyhisselam bize gönderilmiş peygamber değildir öyleyse, değil mi? Bundan o anlaşılmıyor mu? Biz her bir peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onları açık açık anlasın. Ama burada şuna dikkat etmek, bir nebi kelimesi geçmiyor, Rasul kelimesi geçiyor. Elçi. Ama bir başka ayette de ve ma erselnake illa kaffeten linnas buyuruluyor. Seni tüm insanlığa gönderdik diyor Allah-u Teala. İşte bu ayetleri birlikte değerlendirme buradan ortaya. Mecburiyet var zaten. Allah bizi mecbur ediyor. Öyleyse Türk toplumuna peygamberimizin, yani bir Resulün gelmiş olması nasıl anlaşılır? Kur'an'ın Türklerin anladığı dille anlatılmasıyla anlaşılır. Dolayısıyla Türklerin Kur'an'ı öğrenme, Arapça öğrenme görevleri elbette ki vardır. Ama hepsi öğrenecek değil ki. İşlerinden bazıları öğrenecek. Hem de iyi öğrenecek, belki bütün ömrünü o işe verecek. Çok iyi kavrayacak. O manayı gelip Türkçe'ye aktaracak. O zaman Türklerin de Muhammed Aleyhisselam'a inanma görevleri olacak. Aynı şekilde madem Allahü Teala bütün peygamber, bütün insanlığa göndermiş peygamberimizi, öyleyse Müslümanların görevi Kur'an'ın anlamını bütün dillere çok doğru bir şekilde aktarmaktır. Yoksa herkes o zaman, herkesin Arapça öğrenmesi gerekir ki bu zaten imkansız bir şeydir. O zaman görev nedir? Her toplumda Arapçayı çok iyi bilen, Allah'ın kitabını o toplumun diline tercüme eden insanlar olmalı. Vazife budur. Evet. Başkası değil. Tabii bilenler topluluğu olması lazım. Tek bir kişi olduğu zaman olmaz. Bir ekip olacak. Niye? Bak siz en basit bir işi tek. Yani az önce yemekten bahsettik. En basit yemek yaparken bile bir kadın yanında bir yardımcı bekliyor, değil mi? Yani en basit, çok basit bir şeydi yani. Çünkü bu tür şeylerde siz farkına varamıyorsunuz şeyin, yani yaptığınız hatanın farkına varamıyorsunuz. Birisi sorgulaması lazım. Bir kişi de yetmiyor, birkaç kişinin sorgulaması gerekiyor. Evet.